Gel 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 gel. Ligorin horozlarımızı şöyle gösterelim. Şimdi size arkadaşlar ligorinlerimizi gösterelim. Ligorinlerde olması gereken özellikleri bir kez daha anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ligorinler saf bir beyazlıkta olur. Şu şekilde göstereyim. Benim ligorinleri görüyorsunuz saf beyaz ama şu anda hani tüy döktükleri için tam belli değil kuyrukları falan ama ben size anlatacağım. Kuyruğu dik olur arkadaşlar. Bakın. Eleni göstereyim. Kuyruğu şu şekilde dik olur. Gördüğünüz üzere. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Durmadan oynamak istiyor. Şey yapmak istiyor. Hareketli bir hayvan. Ve genellikle özellikleri hareketli olur. İnsana, cana yakın olur. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. Ki bu hayvan arkadaşlar 3,5 yaşında 4 yaşına girecek. Bu kadar hareketli. Bakın görüyorsunuz. Burada da haydutumuz var. Onu da gösteririm arkadaşlar. Haydutumuz da daha tabii yeni, hastalıktan yeni çıkmış hayvan. Ama gördüğünüz üzere düzeldi. Keyfi gayet yerinde. Şimdi devam edelim. Bacakları sarı olur arkadaşlar. Bacakları sapsarı olur ve leke olmaz. Lekesiz bir bacakları olur. İbikleri sarkabilir arkadaşlar. Ligorin'de çok normaldir. Çünkü çok büyük bir ibikleri var. Hani yaşlandıkça da sarkabilir bunlar. Şekilde gördüğünüz gibi. Alt ibiği upuzun olur. Bakın görüyorsunuz diğer horozlara göre çok çok uzundur. Üst ibikleri de aynı şekilde diğer horozlara göre çok çok uzundur. Ve şu nasıl göstereceğim şimdi size. Beyaz yanağı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Eren biraz şeyde kalıyor. Şu şekilde. İbinin altında beyaz yanağı var. Şuradan göstereyim. Bakın bembeyaz bir yanağı var. Ligorinlerde bu şekilde bembeyaz bir yanak olur arkadaşlar. Anam saldıracak. Bakın. Şu an ben tanıdık olduğum için bana saldırmıyorlar arkadaşlar. Normalde buraya yabancı biri girse hemen saldırırlar. Çok hareketli bir horozlar. Şöyle şunu çekeyim. Daha iyi şey yapsın. Takılsın. Normalde yabancı biri buraya girse saldırırlar arkadaşlar. Ama hani ben şey beni tanıdıkları için yıllardır bakıyorum artık bana saldırmıyorlar. Saldırmaların nedeni de tamamen koruyucu bir horoz oldukları için. Alanlarını korudukları için saldırıyorlar aslında. Hani kötü bir niyetleri yok. Tamamen alan korumak için saldırıyorlar. Ve çok hareketli bir horozlar. Bakın görüyorsunuz zaten bembeyaz bir yanağı var. Kulak kısmında gördüğünüz üzere. Orijinal ligorin böyle olur arkadaşlar. Bakın artistleniyor ara sıra. Kameraya vuracak diye kamerayı tam yanına yaklaştıramıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun dışında dediğim gibi kuyrukları dik olur. Şu anda tabii tüy dökümünde hayvanlar. O yüzden tam belli olmuyor ama kuyrukları dimdik ve çok güzel olur. Tüy dökümü geçtiğinde kışın ben size çektiğimde videoları orada daha iyi takip ederseniz görürsünüz arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da haydutumuz var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Haydutun bu aralarda kaçmasının nedeni hastalıktan yeni çıkmış bir hayvan. Kendine daha güveni yerine gelmedi. O yüzden bakın bunları farklı bir alanda koyuyorum. Diğer tavuklar orada. Ben bunları bostuna koyuyorum. Ki horozun kendine güveni gelsin. Biraz daha horozlansın. Yanına da arkadaşını koydum. Bu ikisi bir geziyor hep. İkisi olmazsa olmaz arkadaş. Haydutun da güven yerine geldiğinde şu anda zaten tamamen iyileşti. Güven yerine geldiğinde sürüye yeniden salacağım. Şu şekilde göstereyim. Bakın burada da yine Eren'imiz. Bakın görüyorsunuz tüylerini dökmüş hep. Boyun tüylerini de dökmüş. Bakın saldıracak görüyor musunuz? Ki bunlar neye saldırır? Plastik şeylere gördüğü her şeye saldırır. Mesela bu ayakkabıya saldırır arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Bu şekilde. Veya sallanan bir nasıl söyleyeyim. Bir çaput olsun falan. Ona da saldırırlar. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel gel gel. Bakın. Geliyor. Sözle dinlerler arkadaşlar. Benle beraber oturmayı çok severler. Onun dışında iyi bir sürü horozdurlar. Tavukları çok iyi güderler. Çok iyi de korurlar bu arada arkadaşlar. Gözü kara horozlardır. Hani saldırmaktan çekinmezler. Şu şekilde göstereyim. Bunlar benim orijinal ligorinlerim arkadaşlar. Size gösterdim. Bakın saf beyazlıkta. Ayakları sarı. Şu şekilde yanağındaki beyazlığı görüyorsunuz. Ve ibikleri çok güzel. Uzun bir şekilde. Bunlar orijinal ligorinde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Akbey'e geçelim. Şu şekilde gösterdik bunları. Evet arkadaşlar sıra Akbey'e geldi. Akbey kırma bir hayvan. Efe'yi biliyorsunuz. Efe saf orijinal ligorinle Sussex kırması bir hayvan. Şu şekilde yanına yaklaştığımızda zaten direkt saf beyaz olmadı. Olmadığını direkt görüyorsunuz zaten. Ve şu şekilde dur. Yanına yaklaştırmıyor Akbey.
Çok cana yakın değil arkadaşlar. Bakın ayağında siyahlıklar var. Görüyor musunuz? Sarı ama ayağında ara ara siyahlıklar var. Bu da Ligurin kırması olduğunu gösterir bir hayvanın. Şu şekilde göstereyim bakın. Aynı şekilde saf bir sarılık yok. Kanatlarında sarılık var arkadaşlar. Ve saf bir beyazlık yok. Kanatlarında sarılık var. Bu da yine aynı şekilde orijinal olmadığını bize gösteriyor. Onun dışında kilo olarak Ligurin'den daha fazla. Daha kilolu bir hayvan. Daha cüsseli bir hayvan. Bakın ötüşünden bile anlayabilirsiniz. Ötüşü bile Ligurin değil. Ligurin daha çığırtkan öter. Şekilde bu buranın lideri arkadaşlar burada. Bir dakika göstermiş olalım. Evet arkadaşlar bu videoyu niye çektim? Bir abimiz, bir kardeşimiz arkadaşlar işte sormuş. Benim Ligurin'imde kanatlarında sarılık var. Acaba saf Ligurin midir diye. Size böyle bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şu şekilde bu arada arkadaşlar hayvanlara mısır veriyoruz. Şu şekilde Hintler de burada görüyorsunuz. Bu arada Akbey onları barındırmaz burada arkadaşlar. Akbey biraz babasının oğlu. Alanını çok iyi koruyan bir hayvan. Hani Ligurin'e çeken özellikleri de var. Çekmeyen özellikleri de var. İnsanın cana yakın olmaması mesela çekmemiş. Çok cana yakın değil Akbey. Yanımıza falan gelmiyor. Öbürün görünüşünde de biraz kırmalık olduğunu zaten seziyorsunuz. Ötüşünde de kırmalık olduğunu seziyorsunuz. Ayaklarına baktığınızda siyah siyah lekeler var sarılıkların içinde. Şu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şu şekilde son kez hayvanları gösterelim. Orada da diğer Ligurinlerimiz var. Dediğim gibi hastalıktan yeni çıktılar. Cesaretlenmeleri için oraya kapattım onları. Şu şekilde bakın. Zaten o da artık cesaretlenmiş bakın. Gördüğünüz üzere kafa tutuyor. Bu şekildeydi.